Dostlar selamunaleyküm. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bu kanalda defalarca konuştuk. Şu anki dışişleri bakanımız Hakan Fidan'ın müsteşarlığı döneminde Milli İstihbarat Teşkilatı büyük bir devrim yaşamıştı. Öncesinde daha çok yurt içinde etkinliği olan teşkilat Hakan Fidan döneminde yaşadığı devrimle birlikte inanılmaz bir boyut evrildi ve özellikle terör örgütlerinin sözde elebaşlarına yaptığı nokta operasyonlarla gücünü gösterdi. Ama bu operasyonların yanında birçoğu gizli olan istihbarata karşı koyma faaliyetleri de önemliydi. Farklı istihbarat İstihbarat örgütlerinin elemanlarını defalarca paketledik Türkiye'de. Düne kadar ülkemizde cirit atabilen büyük istihbarat örgütleri birer birer bu bölgeden kaçmaya başladılar. Çünkü Türk istihbaratı önce yakalayıp sonra onları bir koz olarak kullanarak ülkelerine çile çektiriyordu. Baktılar ki bizim istihbaratımızla baş edemiyorlar, kaçtılar. Ama tabii birçoğu kaçsa da hala devam eden faaliyetler de var. Ve bugün MIT'in bu faaliyetlerden birine karşı yazdığı önemli bir destanı konuşacağız. Sabah bugün çok önemli bir haber yaptı ve Milli istihbarat İstihbarat Teşkilatı'nın bugüne kadar yaptığı en destansı istihbarata karşı koyma operasyonlarından birini öğrendik. Dünyanın en iyi hackerlarından biri olarak gösterilen Gazze'li Omar, İsrail'in demir kubbe sistemini çökertmişti. Bundan sonra İsrail onun peşine takılmıştı. Yakalayıp kaçırdılar da. Ama Milli İstihbarat Teşkilatı'nın destansı operasyonuyla Gazze'li hacker Omar'ı Mossad'ın elinden aldık. İşte bugün film senaryosu gibi bir istihbarat hikayesini konuşuyoruz. Başlamadan önce kısa bir hatırlatma yapalım. Biliyorsunuz bu kanalda yıllardır önemli konularda önemli videolar hazırlıyoruz. Ve arka planda bunun için çok ciddi bir çaba harcanıyor. O yüzden artık 1 milyon abone hedefi koymanın zamanının geldiğini düşünüyoruz. Ve bu konuda desteğinize ihtiyacımız var. Bize destek vermek isterseniz videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Podcast ağırlıklı ikinci bir kanal daha kurduk. Orada da desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden teşekkür edip daha fazla uzatmadan konumuza devam edelim. İsrail dendiğinde dünyada akla genelde iki şey gelir. Birincisi Demir Kubbe, ikincisi ise İsrail istihbaratı yani Mossad. Bugün milli istihbarat teşkilatımızın yaptığı operasyonla bu ikisinin de çöküş hikayesini konuşacağız. Önce Demir Kubbe'yi çökerten Gazzeli hacker Omar'ı, daha sonra da onu esir alan Mossad'ı çökerten Türk istihbaratını. Yani iki destan ve iki çöküş var bugün konu olarak. Demir Kubbe sistemini duymayanınız yoktur herhalde. İsrail'in Gazze'ye karşı en büyük güvencesi. Ama muhtemelen hatırlarsınız. 2015-2016 yıllarında bu sistem defalarca geçici körlük yaşamıştı. Bu süre içerisinde Kassam Tugayları İsrail'in kritik noktalarını füzelerle vurmuştu. Farklı tarihlerde yapılan bu saldırıları İsrail bir türlü engelleyemiyordu. O dönemler demir kubbe sistemi için teneke yorumları filan yapılmıştı. Ama olayın demir kubbeyle bir alakası olmadığı sonradan anlaşıldı. İsrail tam 3 yıl boyunca bu meseleyi araştırdı. Ortada bir tuhaflık vardı. İsrail'in demir kubbe sistemi çöküyor ve aynı anda Kassam Tugayları saldırıyı başlatıyor. Ve bu bir defa filan da olmuyor. Farklı tarihlerde defalarca yaşanıyor. İşte İsrail bunun peşine düşünce 1991 doğumlu Gazze'li Omar'ı tespit etti. Omar, Gazze İslam Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Programcılığı Bölümü mezunuydu. Gazze İçişleri Bakanlığı için bir hackleme programı yazdı. Bu program bugüne kadar yazılmış en iyi hack yazılımlarından biriydi. Bütün telefonlara sızabiliyordu. Ve işte bu program sayesinde Kassam Tugayları hem demir kubbeyi çökertti hem de İsrail'li askerlerin telefonlarına sızmayı başardı. Yani Omar ciddi bir dehaydı. Mossad Omar'ı iş teklifleriyle kandırmaya çalıştı. Önce Nor Norveçli bir yazılım şirketinden iş teklifi geldi. Anabela Sahte isimli bir görevli bilgisayar programlama ve uygulama sistemleri tasarımı için onunla ilgilendiklerini söyledi. Sonrasında aynı şirketten başka isimler Omar'ı defalarca aradılar. Tabi Gazze'li hacker dahi bir genç. Ayrıca Gazze'de doğup büyümüş bir isim. Her duyduğu şeyi atlamaması gerektiğini biliyor. Bu şirketin ısrarından da işkillenip bu kişilerle WhatsApp üzerinden görüntülü konuşmak istiyor. Ama her seferinde şirket yetkilileri bir bahane uydurup bundan kaçıyorlar. Bu süre içerisinde şirket yönetimleri ıslak imzalı bir Schengen vize davetiyesini falan Gazze'ye gönderiyor. Yani tamam dese hemen gidebilecek durumda. Ama Omar bu görüşme süreçlerinde şüpheleri arttığı için iş teklifini reddediyor. Daha sonra 2020 yılında Gazze'li hacker Mısır'ın başkenti Kahire'den resmi başvurularını yaparak çalışmak için İstanbul'a taşınıyor. LinkedIn uygulaması üzerinden yazılım dersleri vermeye başlıyor. Ve Türkiye'de Mossad'ın takibine takılıyor. Yine aynı yöntemi deniyorlar. Fransız bir şirketin insan kaynakları yöneticisi görünümlü biri onunla irtibat kuruyor. Uygulama yardımcısı pozisyonunda iş teklif ediyor. 2021'de 3 defa İstanbul'daki farklı AVM'lerde yüz yüze iş görüşmesi yapıyorlar. Sonra bu ajan işi bir başkasına devrediyor. Yapmak istedikleri şey Gazze'li dahiyi önce Avrupa'ya götürüp oradan da Tel Aviv'e kaçırmak. Türkiye'den niye direkt kaçırmadılar derseniz işte başta bahsettiğim kısma geliyoruz. Türk istihbaratı yıllardır bunlara nefes aldırmıyor. O yüzden rahat hareket ettikleri Avrupa'dan bu işi yapmak istiyorlar. Ve bu sefer daha temkinli davranıyorlar. Önce Omar'a bir insan kaynakları programı programı yazdırıyorlar ve bunun karşılığında 10 bin dolar ödüyorlar. Paraları gönderen de John Foster sahte kimlikli bir Mossad elemanı. Ve ilerleyen süreçte Filistinli yazılımcıyı yurt dışına gitmeye ikna etmeye çalışıyorlar. Bu sefer Brezilya'da bir et kesim fabrikasından iş teklifi geliyor. Uzaktan çalışabilirsin diyorlar ama İstanbul'da çalışırsan 5200 dolar maaş, Brezilya'ya gelirsen 20 bin dolar maaş alacaksın deniyor. Çalışacağı Mossad irtibatlı, Arap görünümlü isimler falan tanıtılıyor ona ve onunla görüşen şirket yöneticisi görünümlü Mossad ajanı hemen pasaportunu ve ikamet adresini göndermesini istiyor. İstanbul İl Göç İdaresinde tanıdıklarım var. Sana İstanbul'da oturum alacağım diyor. Yani yurt dışına kaçırabilirse kaçıracak ama kaçıramazsa da İstanbul'da bu yolla ev adresini öğrenmeye çalışıyor. Çünkü Omar İstanbul'a geldikten sonra da çok dikkatli davranmaya devam ediyor. İş görüşmesi için bir yere davet ettiklerinde oraya alakasız bir güzergah üzerinden 3 otobüs değiştirerek gidiyor. Bu şekilde ev adresini tespit edemiyorlar. Bu yüzden tekrar Mossad ajanları şirketin yurt dışında kendisine ihtiyacı olduğunu onu yurt dışına götürmeye çalışıyor. Bu ısrar üzerine de milli İstihbarat teşkilatı devreye giriyor ve zaten uzun süredir kaçırılma ihtimali olduğu için takip ettikleri Gazzeli hacker'a yurt dışına çıkma engeli koyuyorlar. Ama Omar geçen yıl Eylül ayında 15 günlüğüne gezmek için Malezya'ya gitmek istiyor. Malezya'nın İsrail ile diplomatik ilişkisi yok. Belki de buna güvenerek rahat hareket edebileceğini düşünüyor. Ama milli İstihbarat teşkilatı gitmemesi için gereken uyarıları yapıyor. Israrla gitmek isteyince de telefonla istihbarat teşkilatımızın geliştirdiği bir yazılım yükleniyor. Bu yazılım telefonu kapalı bile olsa konum bilgisini İstanbul'a yollama kabiliyetine sahip. Milli İstihbarat Teşkilatı gözlem altında tutmak istediği isimleri bu yazılımla kontrol ediyor. Gazze'li genç Malezya'ya gidiyor ve burada Mossad hemen harekete geçiyor. Malezya'nın simge yapısı olan Petronas ikiz kulelerine yakın bir yerde Mossad Omar'ı zorla bir araca bindiriyor ve kaçırıyor. 50 kilometre uzakta Selangor bölgesinde bir dağ evine götürüyorlar. Burada çapraz sorgu başlıyor. Mossad Tel Aviv'den de bağlanıp sorguya katılıyor ve bu yazılımı hangi programlama dili yazdığını öğrenmeye çalışıyorlar. Aynı şekilde İsrail'in devlet görevlilerinin ve askerlerinin kullandığı telefonları hackleyen sistemi nasıl kapatabileceklerini öğrenmek istiyorlar. Tabi bir dertleri de İstanbul'da beraber çalıştıkları başka bir yazılımcı olup olmadığını öğrenmek. Bu şekilde 36 saat işkence ederek Omar'ı sorguluyorlar. Ardından Milli İstihbarat Teşkilatı kaçırılma olayını öğreniyor. Ve Malezya'daki muhataplarına konunun çok acil olduğunu belirtip Filistinli yazılımcının da evindeki konumunu iletiyorlar ve çok acil operasyon istiyorlar. Birkaç saat içerisinde Malezya özel harekat timleri daha baskın yapıyor. Filistinli hacker sağ olarak kurtarılıyor ve kaçırma işine karışan 11 Mossad ajanı tutuklanıp hapse gönderiliyor. Hemen ardından Omar Türkiye'ye getiriliyor. Milli İstihbarat Teşkilatı onu MIT'e ait güvenli evlerden birine yerleştiriyor. Bu evde ustalığına yani yazılım çalışmalarına devam ediyor. Omar'ın artık hem Milli İstihbarat Teşkilatı'na hem de Kassam Tugaylarına ne kadar faydalı olduğunu anlatmama gerek yoktur muhtemelen. Yani Türkiye bugüne kadarki en önemli beyin göçlerinden birini istihbarat istihbarat faaliyetiyle gerçekleştirmiş oldu. Bundan sonrasında Omar Türk istihbaratına kim bilir ne yazılımlar kazandıracak. Yani kısaca özetlersek Milli İstihbarat Teşkilatı İsrail'in istihbarat teşkilatı olan Mossad'a son yıllarda vurduğu en büyük darbelerden birini daha vurmuş oldu. Mossad bu darbeyi uzun yıllar unutamaz ve artık Omar bizim güvenli evlerimizden birinde olduğu için ona ulaşma şansları da kalmadı. Yani bundan sonrasında bir hacker korkusu onların peşini bırakmayacak. Bu korkuyu her hissettiklerinde de muhtemelen gözlerinin önüne Hakan Fidan gelecektir. Bu korku onlara yeter demiyorum. Çünkü daha onlara yaşatacağımız çok korku var. Bunlar sadece başlangıç. Allah'a emanet olun.